Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma, Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Bugün size etli, nefis pide tariflerim var. Bugün pidelerimin hamurunu mayasız hamurdan kabartma tozuyla hazırladım. Ve iç malzemesini de çiğden koyuyoruz. Süper oluyor, geçiyoruz hemen malzemelerimizi. Hamuru için bir su bardağı yoğurdum var. 250 gram tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 1 adet yumurta ve 500 gram unum var. 1 su bardağı un 150 gram yapıyor. İlk olarak tereyağını unla güzelce ovarak una yediriyoruz. Sonra geri kalan malzemeleri ekleyip hamurumuzu hazırlıyoruz. Bu biraz değişik bir hamur hazırlama yöntemi. Ama sonuçtan çok memnun kalacağınızdan eminim. Ve gerçekten bu biraz da değişik börek yöntemi diyeyim. Aslında börek de değil de artık neredeyse ana yemek tarifi gibi bir şey oluyor. Şimdi hamurumu 10-15 dakika kadar dinlendiriyorum. Mayalı hamur değil ama dinlendirirseniz daha da güzel sonuçlar alırsınız. Ben de bu arada iç malzemesini hazırlıyorum. 1 adet havucum var. Gördüğünüz gibi soydum. Küçük küçük doğradım. 2 adet patatesi de soydum, küçük küçük doğradım. 1 adet soğanım var. 1-2 diş kadar da sarımsağım var. Ayrıca yarım bağ maydanozu ince ince kıydım. Tuz, karabiber, biraz kekik, siz arzu ettiğiniz değişik baharatlarda kullanabilirsiniz. Ve et. Ben burada çok çabuk pişeceği için bonfileyi tercih ettim. Çünkü iç malzemesini hiç kavurmuyoruz. Çiğden böreklerin içerisine koyuyoruz. Ama siz isterseniz kuzu eti de kullanabilirsiniz. Malzemelerin hepsini etle birlikte karıştırıyorum. Ve ben içerisine 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ettim. Şimdi hamurumdan küçük bezeler hazırlıyorum. Benim bezelerim böyle yumurta büyüklüğündeydi. Çok fazla büyük yapmayın. Bezelerimi bir merdane ile küçük çay tabağı büyüklüğünde açtım. Bu işlemi önce bütün bezelerime uyguladım. Açmış olduğum bezelerin üzerine bolca iç malzemesinden koyuyorum ve diğeriyle üzerini kapatıp kenarlarını parmaklarımla güzelce bastırıp kapatıyorum. Bu işlemi de bütün bezelerime uyguluyorum. Şimdi poğaçalarımı biraz şekillendirmek istiyorum. Bunun için bir tahta kaşığın sapını kullanabilirsiniz. Tahta kaşığın sapıyla gördüğünüz gibi hamurun bir tarafına güzelce bastırıyorum ve iki tarafını da başka bir kaşığın sapıyla içe doğru katlayıp bastırıyorum. Ve bu işlemi bütün kenarlara uyguluyorum. Yani yapmak zorunda değilsiniz ama böylelikle poğaçalarımız veyahut da böreklerimiz tabii ki daha da güzel görünecek. Poğaçalarımızın bir tek tadı değil, tabii ki sunumu da çok önemli olduğu için ben bu işlemi uyguladım. Poğaçalarımı fırın tepsime aldım. Üzerlerine yumurta sarısı sürdükten sonra şekillerin daha da güzel olması için bir bıçakla gördüğünüz gibi böyle çizikler attım. Tam ortalarına bolca çörek otu serptikten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında üzerleri güzelce kızarana kadar pişirdim. Poğaçalarımı fırından çıkarttım. Daha çok sıcaklar ama hemen bir tanesini kesip size içini göstermek istiyorum. Dediğim gibi artık bu poğaçadan daha fazla ana yemek gibi oldu. Yanına isterseniz gerçekten pilav da hazırlayıp ana yemek yerine de servis yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi poğaçalarımız hem sunumuyla hem tadıyla süper oldular. Umuyorum bu tarifimi de beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi, beni videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.